Anaya bak anaya, bedel 3-5 babaya. Gözlerin ana görsün, kızdırırsan görülsün. Hem iyi katlidir, hem de gaddar. Bizim anada ne yollar var? Anaya bak anaya, bedel 3-5 babaya. Anaya bak anaya, bedel 3-5 babaya. Uyu kurusun biraz dayıdır, iyilik etmeye bayılır. Şakaya gelmez ama şakacı da sayılır. Anaya bak anaya, bedel 3-5 babaya. Anaya bak anaya, bedel 3-5 babaya. Zalimi tepeler, acizi kollar. Zekadan yana şeytanı sollar. Ana bizden yana, helal sana bu yollar. Anaya bak anaya, bedel 3-5 babaya. 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 Evet, bu olaydan dolayı kimseyi suçlamıyorum. Suçlamıyorsunuz ama kimseden de kuşkulanmıyor musunuz? Örneğin sizi ana vurdurtmuş olamaz mı? Olamaz. Ana yapmaz böyle bir şey. Bana bak kızım! Çay getir! Baba baş üstüne! Açılın baylar, geliyor çaylar. Bize yok mu kız? Önce içeri sonra dışarı. İmrendin mi civciv? Aman bir yerin şişmesin. Şişmiş zaten şişeceğe kadar. Uno, pento, cinco, cento, nato, unesco, piano, piano. Pi, 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 pi. Tula. Pi, 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 piano yani yavaş, yavaş demek oluyormuş herhalde ana. İşler diyor, yavaş yavaş gelişiyor. Buyur ana. İspiyoncu, karıştır bakayım. Olur. Çayı bırak. Şu lügatı diyorum. Karıştır bak bakayım. Ne diyor şurada? Şurada. Dönün köşeyi. Hemen göreceksiniz. Ev sahibi de üst katta oturuyor. Ay merak ediyorum, nasıl bir ev acaba? Fazla hayale kapılma. Elimizdeki parayla villa kiralayacak değiliz ya. Tamam işte burası. Burası mı? Fazla yüksek sesle konuşma, ev sarsıntıdan yıkılabilir. Maden ocağı gibi yerin dibinde. Ya öyle. Teyze merhaba. Kiralık daire için geldik. Buyur. Anne, adamlar bu işi alabilmemiz için yarım milyar istiyorlar. Ama sonradan işletme karından alacağımız parayı düşünürsek... En kısa zamanda kapatırız açığı. Bir koyup 3 almak denir buna. Tuttum bu işi. Bu alemde kimsenin bu işten haberi yok. Elimizi çabuk tutalım. Parayı verelim, işi bağlayalım. Parayı almak için bir adamlarını göndereceklermiş. Sen çocuk aklına karışma bakayım. Ne zaman göndereceklermiş? İlk uçakla gelecekmiş. Bana bakın, kimse bir şey bilmemeli, duymamalı. Tamam mı? Tamam. Tamam. Civciv. Gel oğlum bakayım. İliklenmiyorsa ilikleme. Dinle beni. Sana çok önemli bir görev veriyorum. Bu adamın adı Adriano.
Yeşilköy'de havaalanı girişinde seni bekleyecek. Ben uçağa binemem, korkarım. Sen uçağa binmeyeceksin civciv. O uçaktan inecek. Sen de ona bir çanta vereceksin. İçinde 500 milyon olan bir çanta. 500 milyon. Peki fiş alacak mıyım? Bütün alışverişlerde fiş almamız lazım. Unutmayalım ki vergilendirilmiş kazanç... Kes! Şimdi çantayı al, Adriano'ya git. Bir kelek olmasın. Oyarım. Oyarsın ana. Efendim? Kim efendim? Efendim? Ha, anladım efendim. Efendim, Şehmuz Bey şu anda iş toplantısında. Toplantıya telefon bağlayamıyorum. Sizi başka bir yere bağlayayım mı? Anlayamadım, ağaca mı bağlayayım? Estağfurullah, kızdınız galiba. Ama ne yapayım, şu anda Şehmuz Bey meşguller. Peki peki, bir dakika. Ulan iblisler, nasıl yakaladınız o kadar malı? Alo, ne var? Kısa kes, seninle uğraşamam şimdi. Bana sevgilim deme, ben senin sevgilin değilim. Bana bak, kafamı bozma. Biliyorsun dün gece mallar yakalandı. Tam 500 milyon lira içeriye girdim. Bu kadar kayıptan sonra bir de seninle uğraşamam lan! Çatlak mı be? Yapıştı yakama. Bir ara şununla ilgilenin. Kesin biletini, ufak bir tatile çıksın. Anlarsınız ya. Sabır. Ne? Sabun mu? Ne sabunu kızım? Ya sabır dedim. Bana mı dediniz? Sana da dedim ulan. Efendim? Efendim efendim. Şehmuz Bey toplantıdalar efendim. Kim arıyordu efendim? Ha, İspiyoncu Bey. Çok önemli, tamam. Bir şey söyleyecektiniz. Ver bakayım, ver. Al bakayım, al. Ay pardon. Ne var İspiyoncu? Şehmuz abi, 500 milyon, 500'ü... Biliyoruz lan, dün gece 500 milyon içeri girdik, ne demek istiyorsun yani? Gece 500 milyon kaybettinse gündüz kazanabilirsin abi. Ana cicive 500 milyon verdi, havaalanına gönderdi ya. Bana bak ispiyoncu, %5 prim veriyorum sana. Harika bir haber bu. Civcivi hemen yolmamız lazım. Hazırlan! Dur başına! Hayatımda ilk defa 500 milyonum oldu ama benim değil ki. Benim olsa her gün bir tepsi baklava yesem yine de bitmez. Ben de dünya turuna çıkardım. Etrafımda da havaili kızlar. Oh! Hayatımı yaşardım be. Ana orada beklesin dursun. Ben burada dalgama bakardım. Ama anadan kaçılmaz. Gelir buralarda da mıhlar adamı. Yo, namuslu yoldan ayrılmamak lazım. Havaalanına gideceğine göre buradan geçecek. 12 dakikada geldik. He. Helal olsun sana vites. Geldik ama benim de yüreğim ağzıma geldi. Biraz sonra da civcivin yüreği ağzına gelecek. Kıpırdama, çıkar paraları deyince civciv mort. He. Yapma be. Sadece sandım. Evet, kalkıyoruz. Avımız teşrif etti. İşte geçiyor. Gazla. Ana, Şehmuz'un adamları. We'll be right back.
Halbuki neler hayal etmiştim. Şirin, sıcak bir yuva. Merak etme, ısıtırız burayı. Bir soba, biraz odun kömür tamamdır. Şu hale baksana. Dökülüyor bu ev. Ben toparlarım hayatım. Çalışır çabalar burasını çiçek gibi yaparım. Ne düşünüyorum biliyor musun? Tabii tatlı bir hayal ama... Ah diyorum, keşke biraz paramız olsaydı. Ceylan Hanım merhaba. Beni tanıdınız mı? Ben ananın civcibiyim. İyi ki geldin civciv. Arabadan anlarsın değil mi? Arabadan ve kadından iyi anlarım. Benim bir şeyim yok. Araba arızalı. Aa, basit iş. Şimdi şunu şuraya tutturduk mu... Tamamdır. Sağ ol civciv. Çok mersi. Gidebilirsiniz. Ha? Ana geliyorlar. Ceylan Hanım beni de alın. Biliyorum uykunuz geldi. Ben artık gideyim. Telefonum arızalı olmasaydı anayı arardık. O her şeyi çözerdi. Şehmuz'un adamları inşallah izimizi bulmamışlardır. Sakın seni kapıda bekliyor olmasınlar. Kendileri kaybeder. Ben onların hepsini duman ederim. Bir bardak daha içersen Şehmuz'u da döversin, öyle değil mi? Döverim tabii, ne olacak? Tamam da o kadar kahramansan niye benim arabaya kendini zor atıp kaçtın? Bende 500 milyon vardı. Onlar o paranın peşindeydi. 500 milyon mu? Senin üstünde mi? Ayol göbeğine mi sakladın o kadar parayı? Göstersene. Göstereceğim o şişkoya dünyanın kaç bucak olduğunu. İhanet ha? Parayı alıp tüymek ha? Benim alnımda keriz mi yazıyor ha? Yalancı şişko. 500 milyon derken sızdı kaldı. Dikkat! Ertesi sabah olduğunu belli etmek için bu sahneye horoz sesi ilave edilmiştir. Yanlış anlaşılmasın. Al bakalım yakışıklı, iç de için ısınsın. Sağ ol. Önce bana vermen icap eder. Ben ondan büyüğüm. Ben yaş sırasına göre değil, güzellik sırasına göre dağıtıyorum. Değil mi aslanım? Üf, boş ver bu yolları. Benden sana hayır yok. Aman, üstüne düştük diye bu da kendine bir şey sandı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Günaydın. Civciv! Nerelerdesin lan? Ana seni parçalayacak be. Paraları alıp tüydün sandık. Ana gelmedi mi daha? Ne gelmesi? Burada sabahladı. Bütün gece seni bekledi. Az önce uyudu. Uyandır hadi, uyandır. Gel benimle. Çayını içsin, seni de yesin. Bisküvi gibi. Kes.
Çiv çiv. Allah'ım, inşallah kendime hakim olurum da şu civciv kulunu kuşbaşı doğramam. İnşallah doğramaz. Öt bakalım civciv. Nerede kaldın? Para ne oldu? Cevap ver. Alana sinirin yatışır. Başlatma şimdi çayından, çekil başımdan. Konuşsana oğlan. Adriano'ya gittin mi? Parayı teslim ettin mi? Niye bu saatte geldin? Çeymuz'un adamları... Ne? Peşime düştüler. Paralar ne oldu? Sakladım. Nereye sakladın? Şeye sakladım. Kiralık kasaya mı koydun? Sırdaş hesap mı açtın? Çabuk nereye sakladıysan söyle. Yürü. Nereye sakladıysan oraya gidiyoruz. Keşke yakışıklıyı dövseydi. Toparlanın gidiyoruz. Baş üstüne ana. Günaydın. Çabuk ol gidiyoruz. Nereye? Sultan suyuna kuzu çevirmeye. Nereye olacak? Bu şapşalın sakladığı para dolu çantayı bulmaya. Şşt, lan neresi sakladın çantayı? Ağabey sokakta ahşap bina var ya, onun zemin katına attım. İyi, sen git, ben bir su döküp geliyorum. Sen bir harikasın ispiyoncu. Demek şu anda o dediğin yere gidiyorlar. Okey koçum. Hesabına bir 10 milyon daha geçiyorum. Güle güle. Hazırlanın çabuk. Gidiyoruz. Çabuk arayın evi. Altını üstüne getirin. Bulun çantayı çabuk. Şehmuz. Seni arsız nursuz. Çok beklersin sen daha. Çantayla çıktıkları anda işini bitireceksiniz. Ne yapacağız baba? Gidip rica edeceksiniz. Şu çantayı alabilir miyiz acaba diyeceksiniz. Bir mahsuru yoksa verebilir misiniz diyeceksiniz. Ulan iblisler! Ne yapacağınızı ben mi öğreteceğim size? Hepsini temizleyelim baba. Ananın kılına zarar gelirse... doğrarım. Bayıltırım. Öldürürüm. Yine mi bayıldı bu iblis? Yok ana, çanta manta yok. Ne demek yok be? Her yere baktık ana, ev bomboş. Ulan civciv. Ulan eti çok aklı kıt herif. Konuş, nerede çanta? Bilmem ana, ben pencereden attım ama vallahi. Yoksa ama Şehmuz alsa işi ne burada hala? Ana Şehmuz. Yedim seni Şehmuz. Gördüler bizi. Çantayı bulamadılar anlaşılan. Benim aldığımı düşünüyorlar. Paralar gitti galiba. Oh! Hadi vites! Gazla! Dur. Ana! Havada bulut, sen o paraları unut. Hırsız var, paramı çaldı, yetişin hırsız var. Senin paranda gözüm yok bir kere. Kadın parası yiyecek adam mıyız biz be, ama anla işte. Kadın başında bu işlerin altından kalkamazsın. Gazla. Kadın başına? Ulan ben erkeğe muhtaç olacak kadın mıyım ha? Nereye gitti bu para? Uçmadı ya. Sen konuşma. Konuşma sen. Geberteceğim lan seni. Mendebur herif. Geri zekalı. Konuşma sen. Sus. Amana. Tıp oyna. Tıp. Şu salon takımına ne dersin hayatım? Ay çok güzel. Koltuklar harika. Beğendinse hemen alalım. Girelim mi içeri? Bilmem ki. Yoksa ilk gördüğümüzü mü alsak acaba? Hangisini istersen. Nasıl olsa dünya kadar paramız var. Bence mobilya işini yarına bırakalım. Geç oldu. Nasıl istersen. Biliyorsun annem hasta. Ben de eve erken dönecektim. Erol bak biraz. Seni birileri aradı az önce. Birileri mi? Kim acaba? Bir kadınla 4 adam. Arabayla gelip evini sordular. Belki nişanlının akrabaları falandır. Hayırdır inşallah. Neyse sağ ol Cemal abi. Sen de sağ ol aslan damat. Bence bu çocuk. Kesin bu.
Zaten bu eve doğru geliyor. Biriniz Erol diye seslensin. Sen değil. Ponçik, sen konuş. Sen Erol musun de, hadi. Vay Erol, ne haber yav? Erol'sun değil mi? Evet de ben sizi pek çıkartamadım. O zaman ben çıkartayım. Atla şu arabaya. Patırtı yapma ve hemen bin. Adresini kiralayacağın evin sahiplerinden bulduk. Kaparayı verip evi tutmaya kalktıktan sonra ortadan kaybolmuşsun. Konuş. Her şey rüya gibiydi. Nişanlımla nasıl ev kuracağız diye 3-5 kuruşun hesabını yaparken birden üstümüze içinde milyonlar olan bir çanta düştü. Ben attım ben. İyi halt ettin. Konuş, paralar nerede? Duruyor. Yani büyük bir kısmı duruyor. Küçük bir kısmı nereye gitti? İstediğimiz gibi bir ev tuttuk. Biraz eşya aldık. Size söz veriyorum. Harcadığımız miktarı da öderim. Ödemeyeceksin. Sen geri kalanı iade et yeter. O harcadıkların benden sana düğün hediyesi. Verdiği atkıya sarınarak, kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Tebrik ederim. Ben de seni pişman ederim.